Rusların yaşadığı bölgeye geldik. Şimdi içeri giriyoruz. Yanımda kim var? Hoş geldin. Gezbaltıcı ben. Ha. Merhaba arkadaşlar. Seni Rus mahallesine getirdim. Evet. Rusya güzeldir ya. Ama Bali bence Ubud'muş. Daha bir şey görmedik bu arada. Daha bir şey görmedik mi? Daha yeni mi başlıyoruz? Evet. Çevrem, ailem, arkadaşlarım. Ne yapıyorsun oğlum sen? Kafayı mı yedin? Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda Bali'de daha doğrusu Rusların yaşadığı bölgeye geldik. Böyle %80 falan Rus nüfusu yaşıyor. İçeride kendilerine adeta Rusya'yı yaratmışlar, öyle söyleyeyim. İsmi de şurada görünüyor mu bilmiyorum. Park Space, Park Ubud diye geçiyor. İçeriye şimdi göstereceğim. Gerçekten çok şaşıracaksınız çünkü Bali'ye göre ultra lüks bir yer. Ultra lüks bir mekan yapmışlar. Site gibi bir yer aslında. Hemen girelim. İsmi işte burada park yazıyor. İçeride yok yok arkadaşlar. Şimdi giriyoruz, giriş yapıyoruz. Bugün bir tane misafirim var. Bir 10 dakikalık falan şimdi içeride beni bekliyor. Buraya gelmiş. O da gezgin. Birçoğunuz tanıyordur, birçoğunuz belki tanımıyordur. Yeni tanıyacak. Size onunla da tanıştıracağım. İçerisi de böyle. Böyle büyük. Şunun arkasında içinde restoranlar var, toplantı alanları var. Buraya AVM yapıyorlar gördüğünüz gibi. Kid Fort diyorlar ama sanırım yukarısı Kid Fort. Bilmiyorum aşağısı çünkü böyle bir AVM işte, kıyafetler falan var. Kuaför var şurada, kadın kuaförü. Ve yani gerçekten lüks. Fiyatlar da tabii biraz tuzlu. Böyle büyük bir yer. Şimdi içeri giriyoruz. Yanımda kim var? Hoş geldin. Gezbaltıcı ben. Merhaba arkadaşlar. Selahattin. Evet. Ne yapıyorsun? Endonezya'dasın. Endonezya'dayım. Bali'deyim. Güzel, her şey yolunda. Seni Rus mahallesine getirdim. Evet, Rusya güzeldir ya. Yani daha önce Rusya'ya hiç gitmedim. Buraya şimdi ben haritaya ekleyebiliyor muyum Rusya'ya geldiğimi diye? Tamam. Görürsün şimdi. Aynen. Tamam, o zaman ben Rus bayrağını ekliyorum profilime. Ekle. Tamam. Şimdi gezelim içeriye. Birazdan da zaten sohbet ederiz. Şimdi burası arkadaşlar gördüğünüz gibi işte burada fotokopi alanı var. Şunu bir tutayım. Burada kıyafet mağazası var. Burada da kıyafet mağazası var. Buralar biraz pahalı. Şurada da var yine bir şeyler. Yüzük, takı toka işte. Burası Atman Kafe var aslında. Oranın şeyiymiş bakın. Orada satılan şeylerin artık buraya getirmişler. Kafede de böyle şeyler satılıyor. Spiritel yağlar, tarot falları, işte telefon kabı. Aklınıza ne gelirse yüzük, müzik, parfüm. Her şey var. Bir şey lazım mı? Şimdi ya burada... mesela sana sorayım. Ben de bilmiyorum. Mesela belki takipçilerin de hani merak ederler. Şimdi buranın özelliği ne mesela? Şimdi hemen alışveriş söyleyeyim. Alışveriş merkezi mi? Şimdi buranın özelliği, %80 burada Ruslar yaşıyor. Kendilerine böyle Bali'de bir yaşam alanı kurmuşlar, öyle söyleyeyim. Kapının önünde de birazcık bahsettim aslında sana da buradan. Kalacak yer falan da var mı burada mesela? İçeride aynen, konaklama. Yerleşmişler abi buraya yani. Yani şöyle işte kiralık falan, satlık evler var. Anladım. Onları ama burayı almışlar. Komple hani kendileri için yapmışlar, evet, böyle. Evet aynen, böyle bir Rus mahallesi. İşte Rusların yaşadığı bir alan. Bu şeydeki Makedonya'daki Türk çarşısı gibi denebilir mi? Hani yani genelde çarşı, Türklerin, işte evet, eski Türklerin dükkanlarının olduğu. Zaten her ülkede böyle yer vardı mesela. Aynen. Hatay'da Arapların yaşadığı böyle bir mahalle var. Tabelalar falan Arapça, öyle şeyler. Burada da Rus mahallesi var. İçeride işte şimdi göreceğiz zaten, hepsini aktaracağım. 1+1 kiralık daireler falan var. Onların da fiyatlarını da konuşacağız. Geldiğinizde bu arada kiralık daire isterseniz bana yazın. Ayarlıyoruz, aklınızda olsun. Yardımcı oluruz. Şimdi şuradan bir başlayalım. Fiyatlar pahalı. Onları bir göstereyim ama elbiseler, Bali'de görebileceğiniz en güzel kıyafetler yani, bulabileceğiniz. Şimdi mesela şuna bakalım. 1 milyon 300 rupi ne kadar biliyor musunuz? Şu sadece etek 2600 TL. Evet. Aynen, öğrenmişsin. Öğrendik. Çarpı 2 3-0'ı siliyorsunuz evet, arkadaşlar. Evet aynen öyle. Böyle bir yer yani, burası çok güzel kıyafetler ama 2600 lira. Bilmiyorum mi? Türkiye'de fiyatlar ne kadar mesela ki? Hani onun üzerinden, dolar üzerinden düşünmek lazım aslında. Aynen, dolar üzerinden düşününce Ruslar için çok da aslında bir şey ifade etmiyor. Zaten şimdi baktığın zaman zaten lüks bir yer. Evet. Yani buraya gelen de zaten o şekilde geldiği için hani burada şimdi tutup da hani 500 liraya bir şey alabilme ihtimalini düşünmüyordur aynen, bence. Evet. Yani fiyatlandırma da ona göre, kalite de gerçi ona göre. Yani Paris'te bir kafeye gidiyorsun mesela. Yani tutup da hani ona göre Eiffel Kulesi'ne karşı bir kahve içeceksin. Hani onun bilincine gidiyorsun yani. Diyorsun ki hani ben bu kahveye belki normalde bunun ederi 100 lira ama Eiffel Kulesi'nin karşısında içtiğim için 300 lira. Aynen, mantık. Aynen. Bakın burası ne biliyor musunuz? Akşamları burası bar oluyor.
club böyle pub gibi bir yer oluyor. Gündüz de böyle çalışma alanı. Yani ortam müthiş. Müzik falan. Piyano isterseniz piyano çalabiliyorsunuz. Her yer böyle sanat eseri gibi. Tablolar gördüğünüz gibi. İşte figürler falan. Bir de içeride restoranlar var tabii. Burası da bir kafe. Gelsene bir şey göstereceğim. Mesela böyle bir kafe var. Kek, mek, kahve ne isterseniz. Glutensiz mesela bir sürü işte sağlıklı tatlılar var. Mesela bir Sebastian dilimi 90 TL işte oradan hesaplayabilirsiniz. Normal mi? Evet. Normal. Ben çünkü en son işte 4 ay önce Türkiye'de yedim. Yani 120 TL falan verdim yani normal bir sıradan bir kafede. Evet. Ama boyutu biraz daha büyüktü ama yani normal bence yani 90 lira. Yani 6 ay önceki Türkiye halini düşündüğün zaman normal. Böyle bir yer için iyi. Bak sanat eseri her şey böyle. Bunları burada satıyorlar bu arada. Mesela çok da pahalı değilmiş. Şu tutabilirsen. Şu 350K şu istiridye demirden falan. Yani 600-700 TL falan. Şöyle bir alan. Burası bir kafe bu arada şöyle gördüğünüz. Yine her yerde böyle kafeler, restoranlar değişik tarzlarda. Ve şu buraya geliyoruz. Burası ne biliyor musunuz? Burası yarış simülatörü arkadaşlar. Burada yani gerçek bir yarış yapıyormuşsunuz gibi. Çalışma saatleri pazartesiden pazara kadar 12 ile 18 arasında. Fiyatları da neydi geçen sormuştum. Yarım saati 170 rupi yani 340 TL mi? Aynen. Yarım saat simülatör böyle yarış. Çok güzel ya. Kocaman ekrana baksana. Çok iyi. Deneyeceksin mi? Hayır. İsterdim. İsterdim. Çok güzel. It's a half hour 170, right? Yeah, that's correct. Thank you. Teyit ettik. Onaylandı. Şimdi nereye gidelim? Şurada da yine çalışma alanları var. Şöyle coworking, işte toplantı, çay, kahve içip sohbet edeceğiz. Buraya böyle şey yapmışlar. Yani nasıl söyleyeyim? Her şeyin bir arada olduğu, işte alışveriş, şey yemek, kahve, işte mesela böyle çalışma alanı, internet aynen, falan. Baksana böyle. Tek bireysel aynen. Alanlar var. Bayağı iyi yani. Böyle ferah ferah, laptopunuzu alıp çalışıyorsunuz. Hem kendi, hem kendi kültürlerini böyle bir araya toplamışlar. Yani bizim insanımız burada. Hani bir tanışma alanı gibi de olabilir yani. Kesinlikle. Bence. Burası ne? Japon restoranı. Is it Japanese restaurant? Nice. Güzelmiş. Böyle bir Japon restoranı var. Ooo şuranın güzelliğine bakın. Şuraya baksana. Çok güzel. Burada yerde oturuyorsun pirinç tarlalarının arasında. Bak burası da tam Japonlar için kapalı bir alan. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Ne yersiniz? Peki. Japon restoranında. Güzel ama böyle pirinç tarlası falan. Ya insanlar bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten hayatın bug'ını bulmuş bu restoran işletmecileri evet, falan. Bak kesinlikle. Şurası çok güzel. Farklı bir olay yani. Evet, gezmeye devam ediyoruz. Ama şey de çok iyi bak. Açık mutfak. Hani arkasının hani tablo gibi değil mi şu arkasındaki? Aynen. Ama gerçek bir görüntü. Mesela evet. Tablo gibi duruyor mesela. Mükemmel ya. Gösteriyorum hemen. Sorry. Pirinç tarlası böyle tablo gibi duruyor. Gerçekten mükemmel. Evet. Böyle bir yer. Daha bir şey görmedik bu arada. Daha bir şey görmedik mi? Daha yeni mi başlıyoruz? Evet. Yine burada bir alan. Çok fazla mekan yapmışlar içeriye. İnsanın buradan dışarı çıkası gelmez yani mesela. Wow. İşte dedim ya her yerde bir sanat eseri. Ne kadar? 1600 dolar. Yani 50 bin lira, 50 bin Türk lirası. Evet, saç kardırmayla satıyoruz. Oo şu güzelmiş. Değişik. Peki. Güzel. Çok sanatla aram olmadı. Aslında resimden çok bunun kimin yaptığı aslında ona değer. Hikayesi değil mi? Hikayesi önemli yani. Evet. Yani herkes yeteneği var, herkes güzel. Bence bundan daha güzel tablolar da var ama işte önemli olan hikayesi ve nasıl yaptığı. Şimdi burası da bakın büyük havuzun olduğu yer. Böyle devasa bir havuz var. Çoluk çocuk burada. Yazın tadını çıkarıyorlar. Balinin tadını çıkarıyorlar.
Öyle yeşillikler arasından geçiyoruz. Tabii doğayı da unutmuyoruz sitenin içerisinde. Yeşillik önemli. İnsanlar hayat yaşıyor ya gerçekten. Gerçekten. Burada yaşamak ister miydin? İstemezdim. Çünkü ben gezmeyi seviyorum. Evet. Neyse burada bir evin olsun mesela. Tamam. Neden? Vallahi istemem. Evim olmasın ya. Gel yani arada bir gelirsin. Ya evim mesela evim olması için mesela benim o evi satın almam gerekiyor değil mi? Al diyelim. Al. Tamam almam. Hani o parayla gezerim. Ama farz edelim ki mesela birisi bana dedi ki ben sana... Çok param var. Yine gezerim. Daha çok mesela insanlara sponsor olurum gezin diye. Yani ben öyle... Yani paranı ev almak için harcamazsın. Asla. Ben hiçbir zaman şu düşüncedeyim. Şu dünyada bir arsam, evim, hani bir sahip olduğum bir şey olsun istemiyorum. Manevi şeyler, yani böyle maddiyatla alınan mal, mülk, gayrimenkul istemiyorum yani. Böyle kira. Evet. En güzeli. Bak şimdi mesela benim Türkiye'de bu konuyu dün düşündüm. Şimdi burada motoru kiraladım. Sri Lanka'da motoru kiraladım. Şimdi gittiğim her ülkede bir motorum var mı? Var. Sonuçta kiralıyorum ve gayet de uygun. Şimdi insanlar mesela Türkiye'de hani 2 yıl, 3 yıl çalışıp ya da kredi çekip o krediyi 2 yıl, 3 yıl çalışıp aynen şöyle yüzüme tutup bir yani mesela bir motor almak için çalışıyorlar, motor alıyorlar ve bunun 2-3 yıl mesela şeyini yapıyorlar. Ama ben mesela şimdi buraya gelip motor sürebiliyorum. Gördüm motoru. Gayet de güzel. M-Max. Yani o motor mesela şu an Türkiye'de 300 bin TL falan yani böyle. Şimdi pek sana bir şey soracağım. Buradan, sen tanıtmak dışında benim hayat hikayem gibi. Evet sen kimsin işte onu bir öğrenelim. Ben kimim? Ne yapıyorsun burada? Ya ben gezginim. Genelde gittiğim ülkeleri planlayarak gitmiyorum. Tamamen böyle rastgele işte. Düşüyorum böyle. Ne şu zaman an... yola çıktın? 1 Temmuz. 1 Temmuz'da yola çıktım. Türkiye turuyla başladım. Daha sonrasında 2 ay Türkiye'yi gezdim. Daha sonrasında Instagram'da bir videom birçok Instagram kullanıcısının önüne düştü. Ve yani dediğim gibi birçok takipçiye ulaştı ve güzel bir kitleye ulaştım. Tabii ki de kitlemin güzel olması ve onların bana gelen mesajları beni daha da motive etti. Zaten gezmeyi düşünüyordum ama mesela Türkiye turundan sonra işte bir yıl çalışayım, borçlarımı ödeyeyim, para biriktireyim, o şekilde çıkarım diye düşünüyordum. Ama dediğim gibi o kitlenin mesela bana verdiği motivasyon İşte bayağı böyle devam ettirdi beni. Çok iyi. Şu an korkusuzca risk aldım. Bir evet. Sattım falan öyle gezdim. Şu anda da Bali'deyim. Param var mı? Yok. Ama gezebiliyorum. Nasıl gezdiğimi ben de bilmiyorum. Çünkü pes etmiyorum yani. Ne olabilir ki yani? Ben şu an mesela burada parasız kalsam. Hani en kötü fotoğraf makinem var. Gidip fotoğraf çekerim mesela. Onu düşünüyorum. Aynen. Belki yani işte pazar günü başka bir yere geçeceğim. Orada farklı bir şey. Vietnam'a gitmeyi düşünüyorum. Ayın 3'ünde ayrılıyor musun? Ayın 3'ünde ayrılacağım. Yani. Okey, ayın 3'ünde Vietnam yolcusu. Vay. Aynen. 13 Nisan mı? Evet. Benim de 6 Nisan. Oo, bir şey kalmamış. Aynen. Tam 7 gün sonra mı? Evet, az kaldı. Aynen, tam bir hafta sonra benim bir aramam. Aynen, bir hafta. Koçsun o zaman. Koçum. Eyvah. Koç ben seviyorum ya. Ben Koç güzel, eğlenceli. Gerçekten Koç burcu çok güzel. Mesela hani bilmiyorum ama genelde karşılaştığım Koç burçları zaten hep şey böyle. Net. Yani evet. Mutluluğu da, sevinci de, üzüntüsü de net oluyor böyle. Dobro oluyoruz. Bu Koç burcu özelliği. Aynen. Şimdi o güzel, muhteşem yere gidelim. Evet, gel dur. Burası değil. Evet, şöyle. Şimdi şurası da ikinci havuzun olduğu yer arkadaşlar. Hemen göstereyim. Şurada. Birlikte geziyoruz artık. Hemen içeri geçeceğiz. Gel bakalım. Hello. Can I ask something to you? It's for YouTube video. Ah, okay. İngilizcesi yokmuş. İngilizce bilmiyor bu arada. Doğru. O yüzden burada yaşıyorlar işte bak. Böyle anlaşıyorlar. Mesela benim işte Sri Lanka'da tanıştığım bir arkadaşım var mesela Alina. Çok İngilizce öğretmeni zaten kendisi. Aslında doğru bir iş. Mesela şu an online olarak çok güzel para kazanıyor. Aynı zamanda mesela Sri Lanka'da yerleşen Rus ailelerin çocuklarına, oradaki Rus vatandaşlarına mesela İngilizce öğretmenliği yapıyor. Aslında bu bir nevi mantıklı bir şey. İngilizce öğretmeni olmuş ve orada hani çünkü bilmiyor. Ruslar İngilizce bilmiyor. Evet. Vallahi var işte böyle Japonlar, Koreliler de öyle. Gittim tabii. Sri Lanka'nın çok iyi bir çünkü sömürülmüş yani. 3 tane farklı dilleri var galiba. 3 mü 4 mü? Ama İngilizce mesela ana dilleri gibi bir şey yani hepsi biliyor. Çocuk bile biliyor. Çocuk, 7 yaşındaki 8 yaşındaki. Yaşlılar çocuklar hepsi biliyor. Cahilliğimi Sri Lanka'da hissettim ya. Evet. Şimdi spor salonuna geldik. Açsana. İt. Evet, spor salonu burası arkadaşlar. Şöyle serin serin valla. Bali'de gördüğüm en iyi spor salonu burası arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tabii ona göre de biraz tuzlu yani. Fiyatlar pahalı. Jimnasyum ismi böyle.
görebilirsiniz. Aşağıda soyunma odası vardı. Buralar işte özel dolaplar. Eşyalarınızı bırakıyorsunuz. Burası da kişisel çalışıyorsunuz. Bazen grup dersleri oluyor. Burası da salon. Salon da gayet havadar, temiz. Hello again. Ben buraya gelmişim daha önce. Bakmak için. Şimdi size ücretleri göstereceğim. I know the price. Including something. Okay. Yeah. Bir aylık mesela üyelik 1.870.000 rupi ama bunda tabii tax eklenmemiş hali bu. Tax eklenince 2.300.000 rupi falan yapıyor. Yani 4.500 TL falan bir aylık. Şaka. Evet, çok pahalı. Yani bence bir insan spor yapmak için bu kadar para vermemeli yani, çünkü çok. Evet, ama Bali'nin en iyisi işte burası. Gelen de geliyor. Bak, gördüğün gibi dolara vurduğunda, evet, dediğin gibi ya zaten Ruslar için hiçbir şey. Bir de şöyle bir şey var mesela, insanlar mesela bu işte üst kitleden bahsediyorum mesela. İstiyor ki pahalı yapın, herkes gelmesin, kaliteli olsun. Evet, yani o mantık da var yani. %100 katılıyorum. Burası böyle. Yani Bali'nin en pahalı spor salonu burası şu anda ve en iyisi. Koşu bantları falan, bir sürü havadar, içerisi asla ter kokmuyor. Şurada uzay koşu bandı var. Burada işte bisikletler var, burada merdivenler var. Burada yine çekme şeyleri var, şöyle bisiklet falan filan. Ondan sonra burada sırt mırt çalışacağınız yer. Yani görüyorsunuz işte, tertemiz. Her şey de var, bütün aletler de var. Her an mesela temizlik falan yapılıyor. Evet, sürekli temizlik yapılıyor zaten. Ama yani bu izin, yani o aldıkları paranın da karşılığını zaten bir şekilde vermek zorundalar, evet, yani. Mesela burası bar alanı. Yemek işte, shake, protein shake alıyorsunuz. Burası da aşağı kısmı. Gayet güzel, tertemiz. Yani gelmek isterseniz aklınızda olsun. Spor yapıyor musun? Ben zaten BESYO mezunuyum. Benim mesela anatomim zaten spora çok yatkın ama hani şu an yaptığım tek spor sırt çantamı alıp yürümek. Ama sabah egzersizlerimi muhakkak yaparım. Açma germe, onun dışında işte şınav mekik olayını yaparım. Ya çünkü o benim mesela vücudum her zaman koruyor. Hani en azından kaybettirmiyor yani, ama işte kilo kaybım muhakkak gezerken oluyor. Ama en azından o kas kütlemden mesela kaybetmiyorum. Full time gezginiz. Evet. Spor bu şekilde bizim bir olayımızın olması zor. Çok zor. İşte böyle bar, bar alanı yapmışlar. Pembe pembe flamingolar falan. Bak dışarıya bakalım. Aynen. Hemen terası göstereyim. Ya sandalyelere bakın, ne kadar tane. Vintage tarzı. Şunun güzelliğine bak. Ya vallahi hiçbir şeye ihtiyacınız yok burada gerçekten. Hello. Güzel bir yer. Bali. Bence bak, Bali demiyorum. Yani Bali'yi... Bu arada senden bir özür borçluyum ben. Neden? Şundan dolayı. Ben şimdi Canggu'dayken sana böyle telefonda işte mesajlık sende. Dedim ki yani bu Bali neymiş yani? Bu çok bir şey yokmuş falan. Ama Bali bence Ubud'muş. Yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Zaten aslında bence insanları zaten Bali'ye çeken şey de kesinlikle Canggu değil. Ya da başka bir yer değil. Bence kesinlikle Ubud. Yani şu Ubud şu Bali'de olmasa Bali'nin hiçbir anlamı yok bence. Ya çünkü bu yeşillik. Ya gerçekten yeşillikten ziyade bu yeşilliğin bu kadar güzel bir şekilde sunulması çok ayrı bir nokta. Ya sevdim yani. O motorla zaten ben motoru çok seviyorum, o sürmeyi. O ağaçların arasında o... Mükemmel bir his ya gerçekten. Evet. İşte kahvesini, yemeğini. Biraz daha ucuz galiba diğer yerlere göre. Burası. Ubud. Evet. Aynen. Aynen. Yani daha relax böyle. Biraz daha böyle iyi hissettiriyor. Yani bir pozitif enerji. Sakinleştiriyor. Evet. Evet, bir pozitif enerji. Evet, çünkü var burası mesela şeyde söyleyeyim. Şimdi Ubud'da enerji çok yüksek arkadaşlar. Enerjinin en yüksek olduğu bölgelerden bir tanesi. O yüzden gelenler burada biraz daha sakinleşiyor, dinginleşiyor. Hani sinir şeyiniz varsa, çok çabuk sinirlenen biriyseniz size şiddetle tavsiye ederim. Yani burayı ölmeden önce mutlaka görmelisiniz. Burada sinirlenemezsin. Çünkü sinirli insan yok. Sinirleneceğin bir durum yok. Ben mesela buraya girdiğim anda mesela, yani motorla dün geldim ben buraya. Ubud'a girdiğim anda bir rahatlama geldi bana. Yani o yüzden gelebilirsiniz. Ya bence zaten gezin abi. Yani bir yer kötü olsa da gidin gezin yani. Bugün mesela şimdi insanlar mesela Afganistan'a gidiyor. Ne bileyim Irak'a gidiyor. Ne bileyim Suriye'ye gidiyor. Ya da işte Güney Amerika'daki ülkelere gidiyor. Yani birçok gezgin var. Ben de oralara gitmedim ama muhakkak gideceğim. Şimdi oralar güzel olduğu için değil aslında. Keşfetmek için. Yani şimdi mesela nasıl söyleyeyim? Benim en güzel ülkem mesela Sri Lanka, Karadağ. Ben mesela şimdi Karadağ
çok güzel ama full gidip orada yaşamak istemiyorum. Evet güzeldi. Keşfediyorum. Orası tamam güzel diyorum mesela. Yani kötü yerleri, yani yerleri de gezmek istiyorum çünkü keşfetmek istiyorum. Şimdi birazcık gezdik artık. Rusların yaşadığı yeri, Park Space'i. Gördüğünüz gibi yani %80 falan zaten Rus vardı. Şimdi de nereye gideceğiz? Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Bir kahve içelim. Okey tamam. Ondan sonra bakacağız. Akışta. Tamam o zaman seni güzel bir kafeye götüreyim. Let's go. Kısacası arkadaşlar böyle bir yerde yaşamak istiyorsanız 1 artı 1 dairelerin fiyatları 2300 dolar civarında. 1 artı 1'ler böyle. Daha detaylarını öğrenip açıklama kısmına yazacağım. Açıklama kısmından fiyatları net bir şekilde okuyabilirsiniz. Çünkü buradan yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Bu benim duyduğum rakam. Artmış da olabilir, azalmış da olabilir. Fiyatlarla ilgili bütün detayları yazıyorum. Şimdi kafeye gidiyoruz. Let's go. Evet, pirinç tarlalarında yere gelmek istedim. Dur bir dakika, şimdi çıksana. Yani pirinç tarlasında karşıda pizza yemezsin yani. İnsan evet. Pilav falan söyler. Yani pilav falan söylersin burada pirinç tarlasına karşı. Nereye geldik? Dur bakayım. Nereye geldik? Atman Kafe. Atman Kafe. Aynen. Arada bir çalıştığım yer burası arkadaşlar. Böyle pirinç tarlalarının içinde oturuyormuşsunuz gibi. Öyle. Keyfini çıkaracaksın. Şimdi pizza yiyeceksin değil mi? Pizza söyledim. Çok acıktım. Fiyatlar nasıl? 90K mıydı? 80. Yok 80. 80K 160 lira. Büyük boy margarita söyledim. İşte patatesin fiyatına bakmadım. Ama yani margaritanın yani 160 lira olduğu yerde muhtemelen patates de normaldir yani. Mesela pahalı yerler de var. Mesela diğer taraf 160 yani 360 liraydı bir pizza mesela. Ama çok farklı olacağını düşünmüyorum tad olarak. Mesela ucuz yerlerde bulabiliyorsunuz yani. Bence güzel. Bu arada işte Instagram'dan takip etmek isterseniz Gezbaltacı'yı hesabını buraya bırakıyorum. Aynen. Lütfen takip evet, edin. Çok var. Pozitif bir. Evet şuraya bırakıyorum bir yere. Çok pozitif bir hesabı var. Gerçekten şu anda yeni tanıştık biz. Yeni yüz yüze geliyoruz. Aynen. Instagram'da göründüğü gibi bir insan yani gayet pozitif. Her şey işte başında mesela kötü bir şey gelse bile hep gülüyor yani pozitif yaklaşıyor. Zaten onu gezgin yapan özelliği de bence bu. Burada tutunmak istiyorsan her şeyden önce kendi motivasyonunu hiçbir zaman kaybetmeyeceksin. Öz yani o olay o zaten. Peki mesela yola çıkarken örnek aldığın biri oldu mu? Evet, örnek aldığım birileri oldu. Birçok kişi. Örnek veriyorum mesela Kekmundo, Kerem Akyol. Aynen. Yani Kerem Akyol'un zaten işte o Tayland'daki o bileklik satış videosu vardı zaten. O bileklik ben zaten Türkiye turunu... Bu arada çok benziyorsun ona. Yani büyük ihtimalle hani şey, enerjilerimiz uçtu için. Enerji zaten şey yani bir laf var ya böyle hani. Yani gözlük takışın, yemek yiyişin yani sanki onlaymışım, dejavu oldum. Biz şöyle, biraz şöyle gezmiştik şey ya, ya güzel kardeşim zaten. Ben hani Kerem'i çok seviyorum hiç tanımadığım halden. Çünkü beni zaten bu yola iten bir insan. Yani tabii ki de yani şöyle bir şey var zaten hani mesela çiftler evlenirler ya derler ya, ya siz kardeş misiniz? Hayır evliyiz, evet. Karı kocayız. Siz de kardeş gibisiniz. Ama mesela şey gibi hani onlara... çok benziyorsunuz deme amaçları şudur zaten. Enerjileri aynı olduğu için birbirlerine hani böyle benzer gözüküyorlar. Yani dediğim gibi işte Kerem olsun, işte Sezer olsun. Ondan sonra işte Yırtık Pantolon'un videoları olsun. Ya Yırtık Sezer Pantolon... de Bali'de şu an. Evet Sezer de Bali'de. Sezer'le zaten görüştük. İki kez görüştük zaten. Kotao'da beraber kahve içtik, yemek yedik. Daha öncesinde İzmir'de görüştük. Çok güzel bir duygu değil mi ya? Böyle evet. İlham aldığın kişiyle görüşmek. Kesinlikle. Şunları söylemek istiyorum. Gerçekten bana şimdi birçok mesaj geliyor. Yani nasıl bu kadar şey olabiliyorsun? Geçen sene doğum günümde aslında her şey o zaman başladı. Doğum günümde kendime bir söz verdim ben. Ve doğum günümü yalnız kutladım. Kendime bir pasta aldım böyle. Dedim ki Selahattin Baltacı, şu an dedim 29 yaşına girdin. Bu zamana kadar dedim hep insanlara sözler verdin. Hep insanların mutluluğu için çabaladın. Kendini her zaman dedim ikinci plana attın. Ailem üzülmesin, babam üzülmesin, annem üzülmesin. İşte arkadaşım üzülmesin. Bak arkadaşım oraya gitmek istiyor. İşte hep bu şekilde bir hayatım vardı. Selahattin dedim bir sene, en azından bir sene. Ölene kadar değil belki ama en azından bir sene. Sadece kendin için yaşayacaksın dedim. Ve her şeyden önce kendini seveceksin. Yani her şeyden önce sen. Bu sözü verdim kendime. Ve ben 13 Nisan'da onun için adım attım. Kendimi her şeyden soyutladım. Zaten bu süreç işte YouTube'dan bir şeyler izledim. Sonra işte bu gezginlik olayı. Dedim ki yaparım. Sonra yola çıktım. En azından denerim evet. Ya. Evet. Ve kimse bana destek olmadı. Ben mesela gezgin olacağım dediğim zaman rotamı falan paylaştım. İnsanlar böyle çevrem, ailem, arkadaşlarım. Ne yapıyorsun oğlum sen? Kafayı mı yedin? Falan bu şekilde. Ya sen kafayı mı yedin? Saçmalıyorsun. Millet şey sandı mesela Instagram'dan görenler de.
Selahattin herhalde arabaya binecek, gidecek Türkiye'yi turlayacak falan. O basit kapalı. Bir şey gibi görünüyor ama gerçekten kolay bir şey değil. Otostopla gezeceğimi söylediğim zaman insanlar şey oldu böyle, ya sen kafayı yemişsin falan filan böyle. Kimse inanmadı. Şu an hep seni takip ediyordur. Çoğu tebrik de edemiyor. İşte. Yaptın başardın da diyemiyor da. Zaten öyle olur yani, bir şeyi başardığın zaman yalnızlaşırsın. Ben buna inanırım yani, düşenin dostu olur ama başaranın dostu olmaz yani, bence böyledir. Kendinizi sevin ya. Gerçekten. Ya, kendinizi sevdikten sonra, kendinize saygınız olduktan sonra zaten hani oluyor ya. Gerçekten oluyor. Yani korkusuz olmak, yani ne olabilir arkadaşlar? Arkadaş. Kendinize iyi bakın. Gerçekten kendinizi sevin. Başka, buraya kadar izledilerse ne yapsınlar? Buraya kadar izlediyseniz eğer, bu güzel içerik için Buket'in kanalını takip etmeyi unutmayın. Bence. Beğenip yorum da atın. Teşekkür ederim. Seni de takip etsinler. Ya benim de Instagram... İleride YouTube yapacak bu arada. Aynen, inşallah. YouTube'da var zaten. Bu arada şu an aktif değilim. Gez Baltacı diye aratıp çıkabilirsiniz. Gez B yazınca zaten Altacı yazmanıza gerek yok. Direkt çıkıyorum. Yani öyle de bir şeyimiz var yani. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye.